Bitcoin'in genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İyonik bağ içerirler. Doğru bilgi kat halde elde iletmezler. Doğru. Formüllerle gösterilirler. Evet, bileşik oldukları için. Oda koşullarında katı sıvı gaz halinde bulunabilir. Erime noktaları yüksektir. Doğru. Ancak iyonik bağlı bileşikler oda şartlarında kat halde bulunurlar. Bu yüzden elde iletmezler. Yukarıdaki potasyum bileşiklerinin kaç tanesi tuzdur? Tuz olması için asit ve bazdan meydana gelmesini istiyoruz. Bakıyoruz, potasyum hidroksit ve hidrojen bromürden meydana gelmiş. Doğru. Potasyum hidroksit bazdır. Yine potasyum hidroksit ve hidrojen permanganat meydana gelmiştir. Tuzdur. Potasyum hidroksit ve hidrojen kromik asitten meydana gelmiştir. Doğrudur. Potasyum oksit ne de bir oksittir. O halde burada 3 tanesi tuz sınıfından bileşiklerdir. AN-BN formülüne sahip bir tuzun 1 molünün suda çözünürlüğü ortama verdiği iyon miktarının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Buna göre AN-BN tuzunun formülü aşağıdakilerden hangisi olur? Şöyle bu bileşiği yazdığımız zaman arkadaşlar nedir bu? AN-BN'in iyonlaşma denklemini yazdığımız zaman M tane A artı iyonu N tane B eksi M iyonu meydana getirecektir. O halde A'dan elimizde 3 birim, B'den elimizde 2 birim varsa bir kimyasal tepkime de harcanan ve oluşan maddeler ne yaparlardı? Denklem kat sayısına göre. O zaman rahatlıkla bunun 3, bunun da 2 olduğunu söyleyebiliriz. O halde bizim elimizdeki tuzumuz A3, B2 formatında bir tuz olması lazım. Bunu sağlayan bakıyoruz. A3, B2 formatında olan tuzumuz C seçeneğimiz olur. Doğru cevap C'dir. Kalsiyum karbonat bileşiği ile ilgili kavram haritasındaki ifadelerden hangileri doğrudur? Kalsiyum karbonat tuzdur. Bakıyoruz bir anyon ve katyondan meydana gelmiş. Kalsiyum hidroksit ve hidrojen karbonatın bileşiğinin özür diliyorum. Kalsiyum hidroksit ve hidrojen karbonat asidinden oluştuğu için tuzdur. Doğru. İyonik bağ içerir. Kalsiyum ve karbonat arasında iyonik bağ vardır. Karbon ve oksijen arasında kovalent bağ var. Doğru. Yaygın adı kireç taşıdır. Evet, kalsiyum karbonat yaygın adı kireç taşıdır. Dördü de doğrudur. E seçeneğimiz doğru cevabımız olur. Yukarıdaki çizelgede verilen katyon anyonlar arasında oluşacak tuzlardan hangisinin formülü en fazla sayıda atom bulunur diyor. Hemen tuzlarımızı yazalım. Burada ne oluşur? Şöyle. Demir 2 nitrat. Bu zaten verilmiş. Burada ne olacak? Alüminyum nitrat. Burada demir 2 sülfat, potasyum sülfat ve alüminyum sülfat oluşacak. Alüminyum sülfat. Şöyle atomları sayarsak ne yapar burada? 4, 8, 9 atom var. Burada ne kadar var? Bakıyoruz. 4, 12, 13 atom var. 4, 5, 6 atom var. 4, 5, 7 atom var. 15, 17 atom var. En fazla 5 numarada olduğunu görüyoruz. E seçeneğimiz doğru olur. Yukarıdaki XeO4 ve Ca2 tuzlarının suda çözülme denklemi verilmiştir. Buna göre XM ve YM iyonları arasındaki oluşacak tuzun formülü aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bu eğer eksi 2 yüklüyse ve böyle bir tuz oluşturuyorsa buradaki N iyonunun da 2 olduğunu anlıyoruz. Buradaki bileşiğe göre şuradaki 2 kalsiyumdan geldiyse şuradaki M'nin de ne olması lazım? 1 olması gerektiğini anlıyoruz. O halde X'imiz artı 2 yüklü bir katyon, Y'imiz de nedir? Eksi bir yüklü bir anyon. İkisi arasında oluşacak tuzun formülü ne olur? X, Y, 2 formatında bir tuz oluşur. Doğru cevabımız B seçeneği olur.